What do you do? Yani ne iş yaparsın anlamında sormuş. I'm a teacher. And What what about you? does she? Yes, what about you? I work for a catering company. Oh. Sonra? That's interesting. That's interesting. Okay. Burada bilmediğiniz kelime var mıydı? Catering company ne demek biliyor muyuz? Yemek şirketi gençler. Catering company. Okay. Let's go on. Bunlar muhtemelen size şu anda kolay geliyor. O yüzden çok üstünde durmayacağım yaparken. Şimdi yine bir conversation'ımız var. Use the expressions in the box and complete the dialogue diyelim. Ne demiş? Hello, my name is Sue Anderson. Sorry. Söyleyebilir miyim hocam? Yes, please. Can you tell me your family name again? Güzel. Tekrardan söylüyor sonra. It's Anderson. Burada Söyleyebilir böyle miyim bir hocam? şey yaptığına göre hala anlamamış herhalde. O zaman ne soruyor? Söyleyebilir miyim hocam? Geldi. Evet. Çok karışık oldu gençler. Bir sürü söylemek isteyen var. O zaman hadi söyleyin. Hep birlikte söyleyin. How do you spell Yes. How do you spell that? Bunu nasıl hecelersin diye sormuş. It's Anderson. And the last one zaten bir tane kaldı. O da thank you demiş. Workbook'unuzdan isterseniz doldurun. Ya da uzun uzun yazmak istemeyenler A, B, C, D diye yazabilirler boşluklara. Now let's go on. Complete the conversation. Use your own expressions. Yani burada bunu kendi ifadelerinizi kullanarak dolduracaksınız. Hello, I'm Alfred. Pleased to meet you, Alfred. My ne demiş olabilir burada? Ne diyebilirsiniz? My name is. Kendi adını. Yes, my name is. Pardon. My name is. İsminiz neyse onu yazın buraya. My name is Eda. My name is Buse. My name is Duygu. My name is. Kimler var başka bakayım? Hilal, İsmail, Edis. Şuradan da şöyle dolduralım mı? Now, nice to meet you. What do you do? Buraya ne yazıyoruz? Yine İsminiz. adımız yazıyoruz herhalde. Evet, isminizi yazıyorsunuz. Güzel. Ben buraya kendi ismimi yazıyorum. Siz de kendi isminizi yazın. What do I'm a student. I'm a student. I'm a student yazıyorsunuz siz. Ben ne yazıyorum? I'm a teacher yazıyorum. What about you? I'm a pilot. Ben neymiş? Pilotmuş. Oh. Ne diyebiliriz? İlginç. Bu da Yes, güzel. that's interesting diyebiliriz. Peki başka diyebileceğimiz bir şey var mı? Böyle bir şaşırma, beğenme ifadesi olan interesting Oku dışında. falan diyelim. Oh, cool, güzel. Hadi, oh, cool yazalım. Peki, bunu doldurduk. Şimdi geçiyorum bir sonraki sayfaya. Now it says, read the text about Samuel's day and then fill in the missing parts according to the text below. Yes. Ne yapacağım? Samuel'in kendi ağzından anlattığı hayatını aşağıda
üçüncü şahıs olarak anlatacağım. Başlayalım. Hatta bir cümle buradan, bir cümle buradan gidelim. I am a doctor. He is a doctor. I live near the hospital. He lives near the hospital. So I always walk to work. So he always walks to work. Neden? Simple present tense olduğu için ne yapıyorum? S takısı koyuyorum. Geniş zamanda söylediği ifadelere. I leave home at 8. He leaves home at 8 and arrive at hospital in 10 minutes. And arrives at the hospital in 10 minutes. I have small talk with my colleagues at a cafeteria opposite the hospital until 8:45. He has a small talk with his colleagues. I start work at 9 o'clock and examine my patients. He starts work at 9 o'clock and examines his patients. Okay. At 4:30 p.m., I was at my inpatients until 5:30 p.m. Says he. Visits. Hocam. Yes. Hocam şuraya examines yazdınız ya, ama bizde yazıyor. Yazıyor mu sizde? Begins olmayacak mı? Biliyorum. Begins. Bizde yazıyor hocam. Examining. 7'di hocam, tamam, 7. Bir saniye. Anladım. Kitapta bazen değişiklikler olabiliyor. Hemen kontrol ediyorum. Evet, 7 sizde begins olacak. He begins examining his patients şeklinde yazmış. Doğru. Buradakiyle biraz farklı. Bu geçen senenin sunumundan alındığı için birkaç tane farklılık olabiliyor gençler. Sorry about that. Then 8'deyim. 8'de sizinki yine biraz daha değişik. He finishes bitiriyor çalışmayı. Sonra I always have dinner before 7 p.m. demiş. Burada ne diyeceğim? Has dinner. Yes, he always has dinner. Geçiyorum. After dinner, I sometimes have a drink with my friends, watch a movie at home or read a book. Then, here, after dinner, he sometimes has a drink with his friends. Watches a movie at home or reads a book. Good. I always sleep before 11 p.m. He always sleeps before 11 p.m. At the weekends, I usually go out of the city. He usually goes out of the city. Anladığınız kadarıyla bu ünitede genellikle ne var? Geniş zaman var. Burada da bununla ilgili alıştırmalar yapmamızı istemiş bizden. Gördüğüm kadarıyla zaten geniş zamana hakimsiniz şu an için. Bir saniye. Now. Read the text in part 2A and correct the sentences, it says. Now, birden başlayalım. Tekrardan bunu okumamıza gerek yok.
Ne yapacağım? Şuradaki cümleleri parçada bulup düzelteceğim. He gets to the hospital at 8:30. Is it true? He gets to the hospital. Sorry? False. False. Yes. Nasıl düzelteceğim peki? Sekiz buçukta mı varıyor? Hayır. Varmıyor dedi. Sekiz kaçta varıyor? Önemli oluyormuş. Yes. O zaman düzeltirken ne diyeceğim? He doesn't get to the hospital at 8:30. He gets to the hospital at 8:10. Yani 8:10 geçe şeyde oluyor diyeceğim. Hastanede oluyor hocam diyeceğim. Direkt 8:10 geçi yazsak da baştakini yazmasak olmaz mı? Olur. Hatta direkt şu 8:30'un oradaki 30'u çizip 10 da yazabilirsiniz. It's your call. Okay, the second one. He chats with his patients before starting to work. How do I correct it? Nasıl düzeltirim bunu? Patients dediği bu arada hastalarıyla sohbet mi ediyor? Bir daha söyle. Colleagues mi? Öyle bir şey yazıyor. Evet, colleagues yani iş arkadaşları, workmates. O zaman patients'ın üstünü çizip buraya colleagues yazabilirim. Aha. Sorry. Sadece şu sonda yazanı yazabilirsiniz. He chats with his colleagues before starting to work. Ya da üstünü çizin, colleagues yazın direkt. 3. He stops examining his patients at 5:00. 5:30 hocam, 5. Yes. 5:30. O zaman ne yapıyorum? 5:30 yazsam yeterli. 4. He watches TV after dinner. Is it true? He has a drink with his friends, değil mi? Evet, he has a drink with his friends. Watch a movie. Or read a book. Good. Bu arada benim ekranımda şunlar var ama bunları görüyor musunuz siz gençler? Neyler oluyor? Şu participants yani katılanların listesi açık. Hayır. Onları görmüyorsunuz değil mi? Tamam, o zaman sürekli bir sağa bir sola sürüklemeyeyim ben bunları. At weekends he generally stays in the city. Is it true? Does he generally stay in the city? Out of the city değil mi? Yes, good. Out of the city. O zaman şu in'in üstünü çizip out of yazabilirsiniz. Now, tamamladınız mı gençler? Kitaplarınızı da geçeceğim hemen. Bu arada devam etmeden önce bir katılanların ben resmini çekeyim. Buna izin verin biraz. 24 kişi var şu anda. Gençler katılırken isminizi ve soy isminizi yazarsanız daha iyi olur.
Okay, let's go on. Okay. Now it says, put the verbs into the correct form. Be careful with affirmative and negative forms. Burada example'larım var. The sun rises in the east. My parents don't go on holiday very often. How many books do you read in a month? Gibi ne yapıyorum? Şu aşağıdaki verilen fiilleri uygun formlarla yerleştiriyorum. İlkinden başlayalım. Who wants to do it? Any volunteers? Yapayım hocam. Okay, what's your name? Ediz. Ediz, yes, please. My father works in a bank. My mother works in a shop. Yes, good. Works in a bank and works in a shop. And the second one, any volunteer? Hocam yes, yapabilir miyim? Yes. What time do the banks close in Turkey? Yes, good. What time do the banks close in Turkey? Banks kısmı çoğul olduğu için ne yaptım? Do koydum. And the third one. Bu arada ikincisini söyleyen arkadaşımızın ismi neydi? Neriman. Neriman. Yes, the third one. Who wants to do it? This swimming pool opens at 7 a.m. and closes at 7 p.m. every day. Yes, good job. Opens and closes. And what's your name? Elif. Sorry? Elif Nur Gedik. Elif Nur. Okay. Then let's go on with the fourth one. My sister. Yapabilir miyim hocam? Yes, please. My sister has a car, but she doesn't use it very often. Yes, well done. Good job. And five. Any volunteers for the fifth one? Devam edelim gençler. Yes, please. Ben yapayım hocam. Yes. I don't understand the word ratio. What? Oraya do gelecek değil mi? Tekil bir şey olduğu mi? İçin do değil de is. Does gelecek. Does, ha, tamam. What does ratio mean? Güzel. What does ratio mean? Okay. And six. The sun. Yapayım hocam. Yes, please. The sun doesn't go around the earth. The earth goes around the sun. Yes, well done. Güzel. And seven. Yapayım mı hocam? Yes, please. How many languages do you speak? Yes, how many languages do you speak? And eight. Where? Yes, please. Where do you come from? Altında söyleyeyim mi hocam? Yes, please. I come from Turkey. I come from Turkey. And nine, rice. Doesn't grow. Yes, doesn't grow in Britain. It. Ne diyeceğim? Girls in India. Okay. Tamamladık mı kitaplarımızı?
O zaman geçiyorum. Now read the sentences below and make questions. Begin your questions with the words in the brackets. Ne yapıyorum? Bana şöyle cümleler vermiş. Bu cümleleri soruya dönüştüreceğim. Parantez içinde yazan ifadeleri kullanarak. Nasıl? Jane plays tennis demiş. Bunu nasıl soruya dönüştürmüşüm? How often kullanarak. How often does Jenny play tennis? Jenny ne sıklıkla tenis oynar şeklinde. Birincisini yapalım. I get up in the morning demiş. Sorusunu nasıl yapabilirim? What time and usually kullanarak. What time? Okay, bunu ben yapayım isterseniz. What time? Burada özne olarak I kullanmış ama ben soru sorduğum için ne kullanacağım? You kullanacağım. O yüzden ne diyorum? What time do you usually get up? Sorun bu. What time do you usually get up? Genellikle saat kaçta kalkarsın? Okay, the second one. Who wants to do it? Bob walks to school. Yukarıda buna benzer bir cümle var zaten soru. Yok mu yapmak isteyen? Ben yapabilir miyim hocam? Yes, please. How often does Bob walks to school? Good. How often does Bob walk to school? Ne yaptım? Sadece şu walk'taki S takısını sildim. Çünkü sorularda S takısı kullanmıyorum. What's your name? Mehmet Arif. Mehmet Arif. Okay. Now, the next one, the third one. Walter does his homeworks in the evening. And what is the question for this? Yapayım mı hocam? Yes, please. Ben Walter does homework in the evenings. Okay, bir sıkıntı var sadece. WH question'lardan sonra direkt yardımcı fiili kullanmam gerekiyor. Hemen bir revize edebilir misin bizim için? When does Walter homework in the evenings? Yes, when does Walter do his homework? In the evening'i de siliyorum çünkü zaman belirtiyor. Zaten soruda ne sormuş? Zaman ifadesi sormuş. Ne zaman diye. Akşamları ne zaman ödevini yapıyor dersek cümlede ne oluyor? Anlam bozukluğu oluyor. O yüzden in the evening'i buradan çıkarıyorum. What's your name? Zühra. Kübra. Zühra hocam. Zühra. Sorry. Okay, az kaldı. Hemen şunları bitirip araya gireceğim. They usually miss the school bus. Why? Nasıl soruyorum? Why do they usually miss the school bus? Yes, why do they usually miss the school bus? What's your name? Visal. Visal. Thank you, Visal. And five, I and my best friend have lunch. Where? Diye soracağım. I yerine you kullanıyorsunuz demiştim. Okay, I do it. Where do you and your best friend have lunch? Ya da kısaca you kullanmış siz kelimesine. Olivia comes from Scotland. What is the answer? Question. Where does Olivia come from Scotland? Okay, Scotland'ı çıkardım çünkü o zaten sorunun cevabını veriyor. Where does Olivia come from?
Olivia nereden gelir? Cevabında ne? Scotland. Well done. Visal miydi son soruyu söyle? Evet hocam. Okay, thank you Visal. Then end of the lesson. We are here at 9:30. See you. In a while.